Auzu billahi minash shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amma bat Allah azza ve celle gecemizi mübarek eylesin. Şu vakte kadar yapmış olduğumuz kusurları, günahları Tevvab isminin hürmetine affetsin inşallah. Değerli kardeşlerim Veh bin Münebbih Rahimeullah'ın şöyle dediği rivayet edilmiştir. Hazreti Süleyman'ın bin tane köşkü vardı. Hazreti Süleyman'ın bin tane köşkü vardı. En güzeli billurdan en kötüsü ise demirdendi diyor. Bir gün Süleyman Aleyhisselam bir yere yolculuk yapmak için Allah Azza ve Celle rüzgarı onun emrine veriyor. Bir çiftçinin yanından geçerken çiftçi Süleyman Aleyhisselam'a şöyle gözü bir takılıyor ve diyor ki gerçekten de Allah Davud'un ailesine büyük bir mülk vermiş. Allah Ekber. Yani Süleyman Aleyhisselam'ın o sıra ihtişamını düşünsenize. Allah azza ve celle rüzgarı emrine amade kılıyor. O nereye istiyorsa rüzgar onu oraya götürüyor. Hani bugünün tabir yerindeyse felsefecileri, sosyologları, dünyanın tabir yerindeyse bir evrim geçirdiğinden, tekamüller neticesinde gelişe gelişe Adem oğlunun büyüdüğünden bahsedenler acaba Süleyman Aleyhisselam'ın elde etmiş olduğu mülkü nasıl izah edecekler? Adem Aleyhisselam'a onun çocuklarına hayvanlardan yaptıkları bez parçalarıyla elbise çizenler onlara ateşi tekerleği başka şeyleri layık görmeyenler falanca yüzyıllardan sonra lastik icat edildi de insanlık büyük bir ivme atladı diye iddiada bulunanlar acaba Süleyman Aleyhisselam'ın elde etmiş olduğu bu mülkü nasıl izah edebilirler? Hadi size daha İlerisini söyleyeyim. Nuhal, e, özür dilerim. Adem Aleyhisselam'dan sonra gelen peygamber hangisi? Rivayetlere göre Şit Aleyhisselam. Peki neyi icat etti? İğneyi icat etti. Eğer bugün gerçekten Adem oğlu büyük bir yoksunluktan yavaş yavaş büyük bir servete doğru ilerlediyse, peygamberlerin elde etmiş oldukları mülkleri izah etme konusunda Sınıfta kalacaklardır zaten onlardan böyle bir izah ihtiyacımız yok Bir mümin Allah'ın kitabına Resulullah Aleyhisselam'ın sünnetine baktığında Yaratılışın hangi safhalardan nereye kadar geldiğini şahitlik edecektir Konum bu değil ama çiftçi ne yapıyor? Süleyman Aleyhisselam'ın elde etmiş olduğu o mülke gözü takılıyor ve diyor ki Allah Davud'un ailesine büyük bir mülk vermiştir deyince Vehbin Münebbih diyor ki rüzgar o sesi aldı Süleyman Aleyhisselam'a işittirdi Süleyman Aleyhisselam çiftçinin yanına geldiğinde dedi ki sözünü işittim yani ne dediğini duydum senin yanına ne olur şimdi şu cümlelere dikkat edin senin yanına güç yetiremeyeceğin dikkat edin güç yetiremeyeceğin bir şeyi temenni etmemen için geldim diyor subhanallah. Şimdi izah edeceğim. Senin yanına güç yetiremeyeceğin bir şeyi temenni etmemen için geldim. Kuşkusuz aziz ve yüce olan Allah'ın kabul edeceği bir tesbih yani bir zikir güzel bir söz, hoş bir kelam ne derseniz deyin Davud ehline verilenden daha hayırlıdır. Çiftçi bu nasihatleri aldıktan sonra Süleyman Aleyhisselam'a döndü dedi ki benim kederimi giderdiğin gibi Allah da senin kederini gidersin. Bu rivayet İmam Ahmed bin Hanbel'in züt isimli eserinde geçmektedir. Şimdi değerli kardeşler gerçekten Allah Subhanahu ve Teala Davud Aleyhisselam'a ve onun ehline büyük bir mülk, güçlü bir iktidar vermiş. Rüzgarlara hükmetmişler. Cinleri ve şeytanları tahkümler altına almışlar. Biliyorsunuz Süleyman Aleyhisselam'ın ordusuna yemekleri cinler hazırlıyorlar. Neml suresinde Allah Subhanahu ve Teala Süleyman Aleyhisselam'a verilen bu yeteneği ve kabiliyeti tabirlerine ise en ince detayına kadar anlatıyor. Hayvanlarla konuşuyorlar. Elde ettikleri maddi servetin haddi hesabı yok. Allah Subhanahu ve Taala insanlar içerisinde peygamberler dahil Süleyman Aleyhisselam'dan daha büyük bir mülkü kimseye vermemiştir. Burası tamam mı abiler? Tamam. Ama biz bir mümin olarak biliyoruz ki yeryüzündeki bütün mülklerin tek sahibi kimdir? Allah'tır. Yine biz kesinlikle biliyoruz ki Allah mülkünde tasarruf sahibidir. Yani o mülke kime ne kadar ne şekilde verileceğini yine Allah belirliyor. Süleyman aleyhisselam bu hakikati çiftçi öğretiyor. Yani ey çiftçi kardeş sakın çok çalışayım, çok yorulayım, çok düşüneyim. Dünyanın ve ahiretin dünyevi ve uhrevi bütün meseleleri terk edeyim. Arkama atayım da Süleyman'a verilen mülkün bir parçası da olsa elde etmeye çalışayım hayallerini yaşama. Zira bu senin elinde değil. Bu kimin elinde? Tasarruf sahibi olan Allah'ın elinde. Mülkün tek sahibi ve mülkünde de kimseyi kendine ortak etmeyen Allah'ın elinde. Burası tamam mı abiler? He, biz çalışacağız. Gayret göstereceğiz. Sebeplere sarılacağız. İzzetimize ve şerefimize laf gelmesin diye rızkımızı temin için mücadele edeceğiz. El açan değil, el açanların imdadına koşan olacağız. Çalışacağız. Allah'ın davasına sahip çıkacağız. Bakın çok ilginçtir. Selefi salihinden bazıları malın kıymetini, paranın kıymetini anlatırken şu sözleri söylemişler. Demişler ki Selefi salihin para yönünden genişliği dine yardımcı bir unsur olarak görmüşlerdir. Bakın para olarak, mal olarak genişliği, servetin çokluğunu dine hizmet ve yardımcı olma konusunda bir vesile aracı kabul etmişlerdir. Ki kendi döneminin en büyük zahitlerinden Sufyan-ı Sevri Rahimallah bakın ne diyor? Bu zamanda yani kendi yaşadığı zamanda mal, para ne derseniz deyin müminin silahıdır. Neye karşı? Allah'ın dininin yayılması, hakim olması ve düşmanlarının saldırısına karşı bir müdafaa aracıdır demişler. He, evet kardeşler. Biz o zaman malı da, parayı da, serveti de tek sahibinin Allah olduğuna iman ettik. Tasarrufun ondan olduğuna da iman ettik. O zaman şunu şöyle düşünelim. Malı bir sineğe benzetelim. Parayı bir sineğe benzetelim. Neden? Sineğin bir kanadında zehir, diğer kanadında pan zehir vardır. Yani sineğin faydalı olduğu taraf da vardır. Zehir düştüğünde o zehri yok edecek bir unsur da vardır. Mal da böyledir. Eğer onun zararları Adem oğlunun kalbine, zihnine, dünyasına hakim olmaya başladığında bunun panzehri ne peki? Onu Allah yolunda harcamasını bilmesidir. Anlaştık mı abiler? Evet biz mal elde etmek için rızkımızın temini için metropol şehirlerde sabit kalem giderlerimizin kazanabilmek için çalışacağız. Ama bunun zararlarını bilip panzehir olarak bunu Allah yolunda nasıl kullanılması gerektiğini de öğreneceğiz. Benim konum bu da değil. Süleyman Aleyhisselam bu hakikati ona hatırlattı ama bir hakikati öğretti. O da neydi? Ey çiftçi kardeş senin asıl kafa yorman gereken mesele Allah'ın rızasını kazanacak olan amellerin peşinden koşmaktır. Allah Sen bunu kendine dert et. Senin dert etmen gereken mesele senin Allah'ın rızasını kazanmak için sahip olacağın salih amellerdir. Rızkından kaçsan da Vallahi de Allah Azze ve Celle seni rızkında karşı karşıya getirecektir. O rızkı kovsan da Allah Subhanahu ve Teala onu bacadan senin evinin içerisine geri sokacaktır. Sen onu sarf ettikçe Allah Subhanahu ve Teala onu senin yakana yapıştıracaktır. Bundan endişen olmaz. Adem oğlunun rızkı ölümüyle kesilir. Bakın ölümüyle kesilir. Eğer Allah azza ve celle ölümü takdir ettiyse bilin ki rızkımız kesilmiştir. Nefes aldığımız müddetçe rızıklar, makamlar, mevkiler siz istemeseniz de sizin ayaklarınıza kadar gelecektir ama bir şey istisna. Ne o? Allah'ı razı edecek işler. Sen onun derdine düştüyü Süleyman aleyhisselam. Onu razı edecek bir tesbih. Onu razı edecek bir söz. Onu razı edecek bir iş Davud ehline verilenlerden çok ve çok hayırlıdır dedi Süleyman Aleyhisselam. İşte burası çok önemli kardeşler. Burası bizim için çok kıymetli bir şey. O yüzden sahabi demiş ki ben kılmış olduğum namazlarda bir tane secdemin Allah katında kabul olduğunu bilsem şu an ölmek isterim. Zor olan kısım bu. Bizler salih amelle karşı karşıya gelebiliriz de acaba bunların kaç tanesi Allah katında değerli, makbul, Allah'ın talip ettiği, övdüğü, bizi şerefli kıldığı işler onu işte biz bilmiyoruz. Eğer bunu yakalayabiliyorsanız işte siz Davud Aleyhisselam'dan ve cinlere, rüzgarlara, eşyaya hükmeden Süleyman Aleyhisselam'dan daha zenginsinizdir. İşte bu akşam Allah nasip ederse Allah Subhanahu ve Taala'nın çok sevdiği tabir yerinde ise öğrenip amel ettiğimizde Süleyman Aleyhisselam'ın mülküne ulaşacağımız bir tane zikri peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize öğretiyor. Allah nasip ederse çok kısa bir şekilde bu hadis üzerinde inşallah hatırlatmalarda bulunacağız ve programımızı neticelendireceğiz. Değerli kardeşlerim Ebu Zer radıyallahu anh'ten geliyor rivayet. Diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi. Her kim sabah namazından sonra yani sabah namazının farzını kıldıktan sonra konuşmadan yani kimseyle dünya kelamı yapmadan birbirine halatı sormadan yani Rabbi ile olan bağlantısını kopartmadan ahiretle olan münasebetine ara vermeden ve bakın de, diyor ki ayağını bükmüşken yani teşehhütte oturur gibi dizlerinin üstünde mütevazı bir şekilde o hal var ya o halden sıyrılmadan önce 10 defa dikkat edin rakamlar bizim için önemlidir. Telaffuzlar bizim için önemlidir. Öyledir İbn Hacer rahimeullah bilmiyoruz diyor o zikir ve dualarının lafızları arasında nasıl bir esrar bir sır gizlidir. Verilen rakamların Allah katındaki sırrı nedir biz diyor bilmiyoruz. Hadis ne diyorsa biz onu amel ediyoruz. 10 defa dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. La ilahe illallahü vahdehu la şerike leh. Lehul mülkü <laughs> ve lehul hamdu. Şimdi dikkat edin. Neyi ekleyeceğiz? Yuhyi ve yumid. Ve huve ala kulli şeyin kadir. Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir ve onun ortağı yoktur. Mülk onundur ve hamd onadır. Dirilten de öldüren de odur. O her şeye kadirdir derse Şimdi dikkat edin. Onun için 10 on iyilik yazılır. 10 on kötülük ondan silinir. 10 on derece yükseltilir. O gün boyunca her türlü musibetten korunur ve şeytandan muhafaza edilir. Şimdi ne olur şu cümleye dikkat edin. Resulullah Aleyhisselam dedi ki: "Allah'a şirk koşmaktan başka yapacağı hiçbir günah ona asla zarar vermez Allah'a güler hiçbir zarar vermez hadis Tirmizi'de hasen bir rivayet olarak geçmiştir şimdi bakın bu hadise benzer Umare bin Şebib'den geliyor radıyallahu an diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den işittim şöyle dedi her kim akşam namazından sonra on defa La ilahe illallahu vahdehu la şerikele lehul mülkü ve lehul hamdu yuhyi ve yumid ve huve ala kulli şeyin kadir derse ha, şimdi bakın ne diyor Allah Resulü aleyhisselam Allah bunlar için cenneti elde edeceği 10 hasene yazar az önce de 10 hasene vardı ya o 10 iyilik neymiş? cenneti elde edebileceği firdevsi alayı da nimetleri elde edeceği on hasene helak edici olan on günahını siler şu hayat içerisinde Allah Azza ve Celle'nin gadabını üzerine çektiğiniz hangi hatanız varsa Allah Azza ve Celle onları silecek sonra dedi ki bunlar onun için yani o söyleyen kişi için on mümin köleyi azat etmeye denk olur. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sonra da dedi ki Allah onun için sabaha kadar onu koruyacak olan elinde mızraklı melekleri gönderir. Subhanallah. Bu hadisi şerifte kardeşlerim Tirmizi'de ve Nesai'de geçmektedir. Özellikle günahkar kullarının affedilmesi, salih, abid kullarının derecelerinin artması için önümüze böyle vesileler koyan Allah'a hamdü senalar olsun. Bizi günahların zilletinden böyle zikir ve amellerin nuruyla izzete ve şerefe kavuşturan Rabbime hamdolsun ve bizlere Allah'tan almış olduğu bu ilmi aktaran, öğreten, amel etmemiz için yardımcı olan Peygamber aleyhisselama selam olsun. Şimdi kardeşlerime beş hususu tavsiye edeceğim ve inşallah programı neticelendireceğim. Onlardan biri şu, kardeşlerim gün içerisinde mutat zikirleriniz olsun. Ne demek bu? Yani vakte bağlı. Örnek verelim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu hadisi şerifte dedi ki sabah ve akşam namazlarından sonra bu vakte bağlı kalmaya çalışalım. Evet güneş doğdu, güneş battı, gece yarısı oldu. Ben böyle bir zikri yapmayayım mı? Ben bunu kastetmiyorum. Ama Nebi sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazının farzı ve akşam namazının farzından sonra on defa bu sözlerin söylenilmesini istemiştir. Bu mutattır. Yani bu bir şeye bağlı olan amellerdir. Elimizden geldiği kadar vakte, sayıya, dedi ki az önce telaffuzlara dikkat edelim. Muhaddisler bunların içerisindeki sırrı sadece Allah ve Resulü biliyor diyorlar. Biz bilmiyoruz. Evet bakın bu kadar ecre ve günahlarımızın silinmesine biz bunları anladık ama Allah katında on rakamının, saatlerin nasıl bir değeri var onu Allah biliyor. Biz bilmiyoruz. Ama bizim bildiğimiz bir şey var ki bunlara riayet etmemiz gerekmektedir. Ne olur bu rutinlerinizi bozmayın. Çok acil işleriniz müstesna. Yapamayacağınız muhakkak ki anlarınız olacaktır. Ama 5 dakikayı, 10 dakikayı geçmeyen bu tür dua ve zikirleri asla ve asla terk etmeyin. Az da olsa yapmaya gayret gösterin. İki, ne olur siz bunu yaparken bunu diğer kardeşlerinizin, ehlinizin yapması için de gayret gösterin. Ve özellikle sosyal medyada veya Whatsapp'larda veya değişik ağlarda hadis paylaşan, ayet paylaşan kardeşler, Müslüman kardeşlerinin bu tür hadisleri işitmesi ve amel etmesi konusunda yardımcı olmaları gerekmektedir. Üçüncüsü kardeşler hangi alanda kitap okursanız okuyun. Hangi alanda kendinizi yetiştirirseniz yetiştirin. Tefsir, hadis, siyer, fıkıh ne derseniz deyin ama elinizin altında kalbinizi besleyecek olan manevi eserler sürekli bulunsun. Ara ara göz atın. Kalbinizi yenileyin. Zihninizi tazeleyin. Amellerinizi bereketlendirin. Dört, bu gibi rutin zikirleri yaparken şunu fark edeceksiniz. Parmaklarınız, diliniz oynayacak ama kalbiniz bir şey hissetmeyecek. Şeytan size sağdan yaklaşıp anlamadığın, hissetmediğin, hazzını almadığın bir ameli yapmaktan utanmıyor musun? Terk et daha iyi diyecektir. Buna kulağınızı kapatın. Gözlerinizi yumun anlamadan sadece parmak uçlarınızın ve dudaklarınızın hareket ederek yapmış olduğu nice ameller vardır ki bugün belki sizi bu ayakta tutmanıza vesile olmuştur. İslam dininde istikamet üzere kalmanıza vesile olmuştur. Tekrarlıyorum. Şeytan size sağdan yaklaşıp bu amelleri terk etmenizi isteyecek ve ben bunu yine hatırlatmak istiyorum şeytanı mağlup edeceğiniz, helak edeceğiniz en büyük ameliniz Allah'ı zikretmektir. Ona vuracağınız en büyük hançer, onun kalbine sokacağınız en tehlikeli, zehirli, tabirinde onun için zehirli mızrak Allah'ı zikretmektir. Bunu terk etmeyin. Ve son olarak kardeşlerim böyle zikirlerin imana artışına, güçlenmesine direkt etkisi olduğunu musibetler anında sebat edişinizde göreceksiniz. Allah hamdolsun ki İsrail'in zulmü karşısında mümin erkek ve mümin kadınların çocuklara varıncaya kadar Allah yolunda sebat edişlerinin arkasında yatan sırra baktığımızda sürekli Allah'ı zikredişlerini görmekteyiz. Hamdolsun Allah'a çıldırmışçasına pervasızca acımadan alçakça düşmanlığa sebat edişlerinin en büyük sebeplerinden bir tanesi de oradaki insanların zakir bir kişiliğe ve kimle sahip olmalarıdır. Acılara, sıkıntılara, musibetlere sabretmenin, katlanmanın en büyük yollarından biri de Allah'ı zikirdir kardeşlerim. Ne olur bunu unutmayalım. Cenab-ı Allah gecemizi mübarek eylesin. Akıbetimizi hayır eylesin. Bu akşam rivayet etmiş olduğumuz hadisi şerifi anlamayı, hayatımıza koymayı ve bu hadisin rahmetiyle, bu zikrin bereketiyle firdev cennetini elde etmeyi Allah hepimize, hepimize nasip etsin. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة مع صلوات